anısına, bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Cenevre Başkonsolosumuz Sayın Mehmet Sait Uyanık'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın Bakanım, Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Büyükelçilerim, Cenevre Türk toplumunun değerli temsilcileri, kıymetli misafirler. Bugün Başkonsolosluğumuzun yeni ofisinin açılış töreninde sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Cenevre gibi önemli bir uluslararası merkezde bayrağımızı dalgalandıran Başkonsolosluğumuzun ülkemize yakışır koşullarda olması bizler için çok önemliydi. Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti en etkin şekilde vermek hedefiyle yola çıktık ve bugünlere geldik. Başkonsolosluğumuzun artık çok iyi şartlarda ve modern bir alanda hizmet veriyor olmasından mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Gaziantep'te üretilen gişelerimizle Başkonsolosluğumuz ilk kez gişe sistemine geçti. Ve böylelikle gerek vatandaşlarımıza, gerek personelimize, özellikle de zorlu pandemi koşullarında güvenli bir hizmet ortamı oluşturuldu. Göreve başladığım ilk gün şekillenen bu proje, Sayın Bakanımızın tensipleriyle hayata geçti ve bugünlere geldi. Bugün açılış törenimizi yapmak üzere bizleri onurlandıran Sayın Bakanımıza, ilk günden bugüne dek verdikleri destek için tüm vatandaşlarımız ve Başkonsolosluk personelimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Tüm taşınma sürecinde başta Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran ve Bakan Özel Kalem Müdürümüz Sayın Yasir Ekrem Selim olmak üzere bakanlığımıza kıymetli destekleri için minnettarız. Başkonsolosluğumuz taşınırken gösterdikleri anlayış ve işbirliği için Cenevre Diplomatik Polisi'ne ve bina yönetimine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tam bir dayanışma içinde görev yaptığımız Cenevre'deki diğer iki misyonumuzu da hep yanımızda hissettik bu süreçte. Son olarak Başkonsolos Yardımcım başta olmak üzere bu konuda da büyük özveriyle çalışan kıymetli mesai arkadaşlarıma da sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
Açılış törenimizi onurlandıran siz değerli misafirlerimizi saygıyla selamlıyor. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Büyükelçimizin kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Bakanım, Sayın Bakan, Sayın Büyükelçilerim, değerli misafirler. İsviçre 1925 tarihli dostluk anlaşması temelinde eskiye dayanan köklü ilişkilerimizin olduğu dış politikamız açısından önemli bir ülkedir. Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde dönüm noktası olan Lozan Barış Anlaşması'nın müzakerelerine ev sahipliği yapmış olması, ilk Türk Medeni Kanunu'nun İsviçre Medeni Kanunu'ndan esinlenerek hazırlanmış olması bakımından İsviçre'nin yakın tarihimizde de çok anlamlı ve özel bir konumu vardır. Vatandaşlarımızın kıymetli mevcudiyeti ise ikili ilişkilerin geliştirilmesinde ve çeşitlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. İki ülke arasında dostluk köprüsü vazifesi gören vatandaşlarımızın sayısı 140 bini bulmuştur. Bu vatandaşlarımızın yarısı da çifte vatandaş konumundadır. Vatandaşlarımızın 30 bini Cenevre Başkonsolosluğumuzun görev bölgesinde yaşamaktadır. Cenevre Başkonsolosluğumuz ayrıca Fransa'daki vatandaşlarımıza da hizmet vermektedir. Hem Cenevre hem Zürih Başkonsolosluklarımız, ayrıca Bern Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak doğrultusunda özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün burada Sayın Bakanımızın büyük destek ve katkılarıyla hayata geçen Cenevre Başkonsolosluğumuz artan hizmet kalitesiyle vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecek. Zira vatandaşlarımızın huzuru ve refahı bizim için birincil öncelik. Biz bu yolda çalışırken vatandaşlarımızdan beklentilerimizde birlik ve bütünlük içinde hareket ederek hem yaşadıkları ülke olan İsviçre'ye hem de ana vatanlarına yani Türkiye'ye en iyi şekilde katkı sağlamalarıdır. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Sayın Bakanımızın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, çok kıymetli Başbakanımız, sevgili Dışişleri Bakanımız Tahsin abi, çok kıymetli büyükelçilerimiz, çalışma arkadaşlarım, vatandaşlarımızı temsilen bugünkü açılışımızı onurlandıran sivil toplum örgütlerinin çok kıymetli temsilcileri, bugün Cenevre Başkonsolosluğumuzun yeni hizmet binasının açılışını hep birlikte yapmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı ve Ersin Tatar ve Sayın Başbakanımız Ersan Saner'in, aynı şekilde Dışişleri Bakanımız Tahsin Ertuğrulu'nun ve heyetlerinin bu açılışımıza katılmalarından dolayı büyük bir onur duyduğumu vurgulamak isterim. Biraz önce saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'la birlikte telefonda görüştüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamları var, onu da iletmek isterim. Arkadaşlarımız biraz önce İsviçre Başkonsolosluğumuz burada yaşayan vatandaşlarımızla ilgili bilgiler verdiler. Gerçekten Cenevre bizim de sık sık geldiğimiz 36 uluslararası örgüt ve 300'den fazla STK'ya ev sahipliği yapan önemli bir şehir. Ve Cenevre Başkonsolosluğumuz burada yaşayan vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için ve ikili ilişkileri geliştirmek için 1898'de açıldı. Ve İsviçre'deki ilk temsilciliğimiz olmuştur. Ve Başkonsolosluğumuz bir önceki binasında arkadaşlarımızın fedakarca çalışmalarıyla vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet veriyordu. Ama o eski mekanın hem çalışma arkadaşlarımız için hem de vatandaşlarımıza hizmet verme açısından uygun bir bina olmadığını düşündük. Ve o nedenle arkadaşlarımız bu binayı buldular ve gerekli çalışmayı yaptılar. Ankara'dan bakan yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız
buradan Başkonsolosumuz Sait Uyanık ve çalışma arkadaşlarımız elinden geleni yaptılar ve bu güzel binayı misyonumuza kazandırdılar. Kendilerine bu gayretlerinden dolayı huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Büyükelçimizin de söylediği gibi bu bölgede 30 bine yakın yaşayan vatandaşımız var Sayın Cumhurbaşkanım. Ve vatandaşlarımız burada ülkemizi de gayet iyi bir şekilde değişik alanlarda temsil ediyorlar. Onlarla da gurur duyuyoruz. Ve sivil toplum örgütleriyle de örgütlenme ve dayanışmanın en güzel örneklerini de gösteriyorlar. Bizim büyükelçiliğimiz ve misyonumuza da başkonsolosluklarımıza da hem Zürih hem Cenevre her türlü desteği veriyorlar. Vatandaşlarımızla ne kadar gurur duysak, onlara da ne kadar teşekkür etsek azdır. Amacımız tabii ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet kalitesini arttırmaktır. Bu binaya taşınmamızın da sebebi bu. Bu vesileyle dünyanın her yerinde çalışma arkadaşlarımızın daha rahat bir ortamda çalışabilmesi için ve vatandaşlarımıza da daha iyi hizmet vermek amacıyla yeni binalara taşınmamız, hatta arsalar elde ederek bu arsalar üzerinde ülkemize ve o ülkeye yakışır misyonlarımızın inşaatını gerçekleştirme konusunda ve özellikle arsa temini konusunda bize her zaman hamilik yapan, destek veren saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımızı arz etmek istiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımıza devletin şefkatli elini uzatmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım 7 gün 24 saat anlayışıyla yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza, KKTC vatandaşları dahil hizmet vermeyi şiar eden tüm arkadaşlarımızla birlikte bu hizmeti hızlandırmak için, kalitesini arttırmak için gayret gösteriyoruz. Ve bugün dijital diplomasi dedik, yapay zekadan da vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için faydalanıyoruz. Ve yapay zekadan tabii ki dış politika analizleri dahil birçok alanda faydalandığımız gibi vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet vermek için de kullanmaya başladık. Ve 2020 yılında bu anlayışla 1,5 milyona yakın konsolosluk hizmeti verdik yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ve ihtiyaç duyanlara. Bu yıl ise 500 bini şimdiden geçtik Sayın Cumhurbaşkanım. Tabii pandemi bizi durduramadı. Hizmetleri aksatmadan tüm arkadaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Hizmetleri yürütmeye devam ediyoruz. Ve halen konsolosluk.net üzerinden 70'in üzerinde kalemde konsolosluk hizmeti verdiğimizi de aktarmak isteriz. Artık birçok belgeye Ankara'dan mektupla ulaşmaya ihtiyaç yok. Dijital ortamda vatandaşlarımız noterlik hizmetleri dahil, evlenme, boşanma belgeleri dahil hepsini İçişleri Bakanlığımız ve diğer kurumlarımızla yaptığımız eşgüdüm içinde yurt dışından vatandaşlarımız ulaşabiliyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, çok Sayın Başbakanım, değerli konuklar. Bu bina, şu anda bulunduğumuz salon Asala tarafından 1981'de şehit edilen Başkonsolosluk Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz'ün adını taşıyor. Şehadet mertebesine erişen kahramanlarımızdan biridir Mehmet Savaş Yergüz. Ve 80'li yıllarda benim de diplomat olma kararı almama sebep olan maalesef cinayetler ve Asala terör örgütünün saldırıları ve diplomatlarımızın şehit olmasıdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyoruz. Bize tarih dersi vermeye kalkanların Asala terörüne gözlerini kapamaları tam bir ikiyüzlülüktür. Bunun en son örneğini Amerika Birleşik Devletleri'nde gördük. Yine Los Angeles'ta yine bir diplomatımızı şehit eden Sasunyan diye bir teröristin geçtiğimiz aylarda serbest bırakılmasına göz yumdular. Daha sonra yaptıkları açıklamada malumlarınız. Ama biz aziz şehitlerimizin hatıralarını her daim yaşatacağız. Bu başkonsolosluğumuz elbette Türkiye-İsviçre ilişkilerine ve Cenevre kantonuyla ilişkilerimize
katkı sağlayacaktır. Biraz önce hitap eden saygıdeğer Büyükelçimiz Ece Hanım yeni görevine başladı. Kendisine de bu vesileyle tekrar hayırlı olsun diyerek tebrik ediyorum. Ve Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluğumuz, Zürih'teki Başkonsolosluğumuzla birlikte uyum içinde vatandaşlarımıza en güzel hizmeti verirken İsviçre ile de ilişkilerimizin gelişmesi konusunda büyük katkılar sağlayacaklardır. Ve bu başkonsolosluk burada yaşayan vatandaşlarımıza, yine Büyükelçimizin de söylediği gibi hemen Fransa sınırı çok yakın, Fransa'da yaşayan vatandaşlarımıza ve ihtiyaç duyan diğer tüm dost ve kardeş ülkelerin vatandaşlarına, KKTC vatandaşlarına da en güzel şekilde hizmet verecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, bu açılış törenimizi onurlandırdığınız için sizlere bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Yeni başkonsolosluk binamız hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakan Çavuşoğlu, Sayın Başbakan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar, bir kere Kıbrıs görüşmeleri ilgili olarak Cenevre'de bulunmamız dolayısıyla bize bu açılış dolayısıyla yapmış olduğunuz davetten dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ben de Mehmet Savaş yerimize, şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin nelere maruz kaldığı, ne kadar büyük haksızlıklarla bugünlere geldiğimizi, Asala terör örgütünün yaptığı bu katilliklerin ben de öğrenciyken buralarda, Avrupa'da, Amerika'da ne kadar büyük bir tepkiye yol açtığını ama maalesef hala daha Türkiye'mize bu konuyla alakalı büyük haksızlıklar yapıldığını da maalesef müşahede ediyoruz. Ama Allah büyüktür, milletimiz güçlüdür. Bütün bunların hepsinin üzerinden geleceğimizden dolayı hiç şüphem yoktur. Bu duygularla konuşmaya başlıyorum. Biz Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü, büyüklüğü ve geleceğe yönelik yaptığı çalışmalarda gurur duyduk. Gurur duymaya da devam ediyoruz. Bu toplantıda da son 3 gündür Cenevre'de gerçekten Sayın Çavuşoğlu Bakanımıza Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanımızda durması, verdiği büyük destek ve gerçekten tecrübesiyle geçmişte yaptığı çalışmaların engin gücüyle orada ben az önce bunu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ifade ettim. Gerçekten kendisine huzurlarınızda büyük bir teşekkür ifade etmek istiyorum. Fevkalade güzel bir toplantı oldu ve Sayın Çavuşoğlu'nun oradaki katkısı gerçekten tarihe not olarak düşülmüştür diye değerlendirmek istiyorum. Çünkü biz de burada bir tarihi adım attık. İlk kez bu Kıbrıs görüşmeleri bağlamında artık Kıbrıs'ta egemenlikliğe dayalı, uluslararası eşit statüsünün kabul edildiği bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ancak kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın olabileceğini kayıtlara geçirdik. Ve bu da bizlerin bir başarısı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'ne bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki dijitalleşmeyle artık Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı devrimler ve burada en az 30 bine yakın bir vatandaşa vereceğiniz hizmetlerin biz de tabii ki memnuniyeti içerisindeyiz. Çünkü artık teknolojiyle bağlar o kadar yakınlaşmıştır, o kadar güçlenmiştir ki bugün Türkiye'nin her yerinden veya Avrupa'nın başka yerlerinden bile burayla dijital ortamda bağlantı ve hele hizmetlerin çok daha süratli verilebilmesi, vatandaşımızın mutlu edilmesi gibi bu yenilikleri bizlerin de sizlere paylaşıyor olması bizi Kıbrıslıkları da çok memnun etmektedir. Çünkü biliyorum ki bizim elçiliklerimizin ve konsolosluklarımızın olmadığı yerlerde, dünyanın çeşitli yerlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük elçiliklerinin ve konsolosluklarının Kıbrıs Türk halkına da, Kıbrıs Türk vatandaşlara da hizmet ettiği ve dolayısıyla buralarda da mutlaka bizim insanlarımıza hizmetler vereceği noktasında sizlere şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Sizlere başarılar diyorum ve inşallah bir sonraki toplantıda yine buralarda farklı ortamlarda buluşma vesilesiyle Kıbrıs Türk halkının da haklı davasındaki geldiği pozisyondan çok daha güzel, çok daha verimli, çok daha güvenlik içerisinde Kıbrıs Türk halkının yaşayabileceği koşulların sağlanması da bizlerin umududur. Bizlerin geleceğe umutla bakabilmesidir. O bakımdan
sizlere bir kez daha görevlerinizde başarılar diliyorum. Sayın Bakanımıza bizi buraya davet ettiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve bu binanın açılışının milletimize, vatanımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanlarım, Başkonsolosluğumuzun resmi açılışını simgeleyen kurdele kesimi için sizleri davet ediyorum lütfen. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.